Bir, iki, üç. Ertem. Ertem. Lütfen biraz daha sessiz olabilir misin? Çok özür dilerim ördek ama bunlar çok komik. Kendimi tutamıyorum. Neymiş o komik olan? Bana da göster bakayım, ben gülecek miyim? Aman çok komik. Komik bence. Ördek, sence biz de böyle kısa ve sürekli tekrar eden görüntüler oluşturabilir miyiz? Bu görüntünün ne özelliği var ki? Video kamerayla da çekebiliriz. Hayır ördek, dikkatli bak. Bunlar hareket eden resimler. Aynı çizgi film gibi. Şimdi anladım. Eğer onlar yaptıysa tabii ki biz de yapabiliriz. Ama önce işin temelini araştırmamız lazım. Nasıl yani? Yani oradaki temel mantık resimleri hareket ediyormuşçasına arka arkaya koymak. Ama bunun için kaç resim gerektiğini ve bunu ne kadar hızla oynatacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bir bakalım. Hareketli görüntü oluşturmak. Ördek, burada çok teknik anlatım var. Kameralar, saniyede 24 kare ve 50 kare hızının görüntüye etkisi. Anlaşıldı. En iyisi bunu bir bilene soralım. Evet, bugün Zeppi ile Küçük Hazineler Dükkanı'nda buluşacağız. Hadi annemden bizi götürmesini isteyelim. Erdem, Ördek, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeppi. Sen bizden önce gelmişsin. Evet, ödevimi erken bitirdim ve geldim. Siz neler yaptınız bugün? Biz de ördekle kısa ve sürekli tekrar eden görüntüler izliyorduk ki aklımıza bunların nasıl yapıldığını araştırmak geldi. Ancak işin temelini öğrenmek için çok iyi bir kaynak bulamadık. Evet biliyorum. Daha önce ben de araştırmıştım ama hep teknik konular vardı. Belki Arif abi bize yardımcı olabilir. Evet, biz de tam bunu düşünüyorduk. Hadi gidelim. Hı? Ha? Aa Erdem, hoş geldiniz. Ben de heyecanla çizgi romanı okuyordum. Arif abi, hareketli görüntülerin oluşması için ne gerekli biliyor musun? Güzel soru Erdemciğim. Aslında hareketli görüntü diye bir şey yok. Gözümüz gördüğü bir görüntüyü arkasından gelen diğer görüntüyle birleşik görebilme yeteneğine sahip olduğu için biz onları hareketli gibi algılıyoruz. Peki daha açıklayıcı olabilir misin Arif abi? Olabilirim ama isterseniz size şu kitabı vereyim. Aradığınız her şey bunun içinde var. Bitirdiğinizde tekrar konuşuruz. Bu harika. Tamam Arif abi. Hadi arkadaşlar hemen okuyalım. Ebru ve en yakın arkadaşı Melik, yardımcıları Gagalı ile İngiltere'nin Londra şehrine gelmişlerdir. Eve dönmelerine birkaç gün kala pazardan geçerken Melik para çantasını kaybeder ve hiç paraları kalmaz. Olamaz! Ebru, para çantamı kaybetmişim. Ama nasıl olur? Daha az önce yemek yedik ve parasını sen ödemiştin. Evet Melik, Gagalı doğru söylüyor. İyice baktın mı ceplerine? Evet, yok. Az evvel pazardan geçerken düşürmüş olmalıyım. Dönsek de bulabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü bu sokaklar pek güvenli değil. Eve dönene kadar ne yapacağız? Şimdi otelimize gidelim. Orada düşünürüz. Melik, Ebru, şuna bakın. Büyük yarışma. Oyuncaklar yarışıyor. En değişik, en eğlenceli oyuncağı üretebilen büyük para ödülünü kazanır. Bu harika. Oyuncaklara bayılırım. Ama yarışma gününe 5 gün kalmış. Bu para kazanmak için harika bir fırsat. Bunu değerlendirmeliyiz. Hadi hemen otele dönelim. Hadi şimdi fikir fırtınası yapıyoruz. Başla bakalım Gagalı. Sence nasıl bir oyuncak yapmalıyız? Bence zıplamayan top yapalım. Zıplamayan top mu? O nasıl oyuncak? Ne işe yarayacak ki? Zıplamacığı için evde oynayabileceğiz ve hiçbir şey kırılıp dökülmeyecek. Bence bu olmaz. Buldum. Ne buldun? Çabuk söyle. Tahtadan araba yapacağız ve üstüne yelken takacağız. Böylelikle atlara gerek kalmadan kendi kendilerine gidebilecekler. Harika! İlk akla geldiğinde güzel de bu bir oyuncak. Evde rüzgar mı olurmuş hiç?
Biz de nefesimizi üfleriz işte böyle. Evet, olmazmış. Bence ayakta durabilen ve yürüyebilen bir bebek yapmalıyız. Böylelikle onunla çok eğlenebiliriz. Evet, bu çok güzel bir fikir. Ama onu nasıl yapacağız ki? Bacak sistemini geliştirmemiz aylarımızı alabilir. Haklısın Melik. Merhaba arkadaşlar. Aa Harry, hoş geldin. Hoş geldin dostum. Ne oldu size arkadaşlar? Neden canınız sıkkın böyle? Bugün paralarımızı kaybettik ve çok üzgündük ki otele gelirken yolda bir oyuncak yarışması ilanı gördük. Paranızı kaybetmenize üzüldüm ama bu yarışma çok güzel bir haber. Evet güzel ama 5 günümüz var ve bizim hala bir fikrimiz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. O zaman size güzel bir haberim var. Öyle mi? Nedir? Bu nedir Harry? İşte bu üzerinde çalıştığım yeni projem. Yalnız tek başıma bitiremeyeceğim için ben de sizden yardım isteyecektim. Eğer bunu bitirebilirsek birlikte yarışmaya katılabiliriz. Harika! O halde başlayalım. Peki tam olarak ne yapmak istiyorsun? Şimdi arkadaşlar, bu kartların üzerinde aynı at resimlerinden var. Fakat her birinde farklı bir şekilde duruyorlar. Amacım bunları arka arkaya göstererek sanki gerçekten hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlamak. Nasıl yani? Bu mümkün mü? Bu şekilde bir aşama kaydettim. Bak göstereyim. İşte böyle. Resimlere hızlıca bakarsan arkadaki boşlukları yokmuş gibi algılıyoruz. Evet sanırım oluyor. Denemeden anlayamayız. O zaman amacımız şu. Her resmi tek bir noktadan hızla geçirmek ve oraya bakmak. Evet Melik. Çok iyi açıkladın. Hadi başlayalım. Hey arkadaşlar koşun. Ne oldu Gagalı? Bakın. Demek Melik sabaha kadar çalıştı. Uyandıralım yoksa masada boyun ağrıyabilir. Hayır onu demiyorum. Melik oyuncağı bitirmiş. Gerçekten bitirmeye çok yaklaşmış. Bravo sana Melik. Günaydın Melik. Demek sabaha kadar çalıştın. Size de günaydın. Evet, oyuncağı bitirmeden uyumak istemedim. Peki ne buldun Melik? Şu an çok yaklaşmışsın gibi görünüyor. Resimleri içeri bakacak şekilde dizmek önemliymiş. Şimdi tek elinle dürbün yap ve bak. Harika! Ben de bakacağım. Resimlerden kaç tane ve ne kadar aralıklarla koymamız gerektiğini bulmalıyız. Sayısını çözdük mü tamamdır. İşte kartlar da oldu. Ne dersin Eri? Evet, 12 resim yeterli. Ama bence biraz daha iyi ve rahat seyredebilmemiz lazım. Buna ne dersiniz? Evet, şimdi elimizde böyle çevirerek bakarken hiç eğlenceli olmuyor. Hem elimizle çevirmemiz hem de bu şekilde bakmamız çok zor. Bak aklıma ne geldi. Sen resimleri hareketli görmek için elini dürbün gibi yapıyordun ve öyle bakıyordun değil mi? Evet. İşte böyle. Ebru ben seni anladım. Şimdi bu işi çözdük sayılır. Önce ben deneyeceğim ama nasıl? Gagalı görmüş olduğun boşlukların içinden resimlere bak ve çemberi çevir. İşte bu. Harika görünüyor bakın. Yaşasın. Oyuncaklar yarışıyor.
Gel kendi araba, zıplamayan top ve kendi kendine yürüyebilen bebek. Arkadaşlar, siz de gördünüz mü? Evet Gagalı, bunlar bizim hayal ettiğimiz oyuncaklar. Demek ki herkesin aklına gelebilirmiş. Hoş geldin Harry. Merhaba arkadaşlar. Oyuncağımızın kaydını yaptırdım. Ancak biz bir şeyi unutmuşuz. Neyi unutmuşuz? Yoksa oyuncağı mı? Ben biliyordum. Oyuncağın başına bir şey geleceğini biliyordum. Zıplamayan top yapmalıydık. Gagalı sakin ol. Oyuncak burada ya işte. Oh, çok şükür. Ben evde unuttuk sandım da. Peki neyi unuttuk? Tabii ki oyuncağa isim vermeyi. Ben hakemlerin yanında oyuncağı kaydettirirken isim sordular. Size danışmadan söylemek zorunda kaldım. Affedersiniz. Hiç olur mu öyle şey Harry? Bu oyuncağı ilk yapan sensin. İsmini koymak en çok senin hakkın. Peki ismini ne koydun? Çok sevdiğim bir kelime. Zoetrop. Peki ne demek? Canlı dönüş manasına geliyor. Bu harika bir isim. Hadi masadaki kağıdımıza yazalım. Merhaba çocuklar. Merhaba Harry. Aa, hocam merhaba. Burada olmanız çok güzel. Bakın bunlar arkadaşlarım. Zoetrop'u birlikte yaptık. Bu çarkı elinizde hızla çevirdiğinizde görüntüler hareketli gibi görünüyor. Bu çok iyi bir fikir Harry. Böyle güzel bir fikri geliştirmenize sevindim. Yarışma birazdan başlayacak. Size küçük bir tavsiyem var. Bu altındaki uzun çubuğu kesin ve çemberin masada dönmesini sağlayın. Böylelikle çok daha ilgi çekici olacaktır. Anlaşıldı. Çok teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Hadi deneyelim. İşte jüri masaları geziyor. Evet arkadaşlar, değerlendirmemizi yapıp 5 dakika içinde açıklıyoruz. Bence kazanamayacağız. Kötü düşünmek yok Gagalı, iyi düşün. Bence harika bir iş çıkarttık. Kesinlikle ama yine de çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, açıklıyorum. Kazanan hareketli görüntü makinesi Zoetrop. Yaşasın! Hiç kaçakmış. Biliyordum, kaçacağımı biliyordum. Yaşasın! Artık evimize dönebiliriz. İşte bu harikaydı. Yarışmayı kazandılar. Evet Erdem, ama ben şu Zoetrop'un gerçekte nasıl çalıştığını merak ettim. Arka arkaya gelen görüntülerin hareket oluşturmasını çok iyi anladığımıza göre artık kendi Zoetrop'umuzu yapabiliriz. O zaman hadi.